Celaluhu. Dua etmeden önce hamdele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah'a hamdü senada bulunalım. Sonra Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirelim. Ondan sonra duamıza başlayalım. İnşallah bunları yaptığımızda inşallah dualar inşallah kabul olacaktır. Bir de dua da bir günah, zulüm, katiatu rahim, yani akrabalara ilgi kesme gibi bir dua da bulunmayalım. İşinde günah istenilen bir dua, zulüm istenilen bir dua veya akrabalarla ilgi kesme diye bir dua yaparsanız Allah o duayı kabul etmez. Celle Celaluhu kabul etmeyecektir. Evet. Duadan sonra gene Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Duada ilhah edelim, ısrarcı olalım. Yüce Allah'ın o Esma-ül Hüsna ile tevessül edelim. İnancımız böyle, tevhidimiz saf, net olsun. Evet. Duada ihlaslı olalım. Evet. Bunları yaparsak inşallah o duamız inşallah kabul olur. Genelde duası kabul olunan kişiler öyle zor durumda olan kişinin inşallah duası kabul olunur. Böyle. اَفَمَنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَى. Zor durumda kalan kişinin duasını kim kabul eder? İcabet eder duasını. Allah'tan başka kimse kabul etmez ki. Allah kabul eder zor durumda. O halde zor durumda olan bir kişinin duası inşallah kabule şayandır inşallah. Mazlumun duası. Mazlumun. اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun duasından ve duasından kendinizi muhafaza ediniz. فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ. Mazlumun duasıyla Allah arasında bir hicap, engel, perde yoktur. Hemen Allah kabul eder. Hemen. Evet. اتَّقُوا zulme. Başka. Zulümden kendinizi muhafaza ediniz. فَاِنَّ zulme zulümâtun يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zulüm kıyamet gününde zulümet olacak, karanlıklar olacak, karanlık. Bu zahiri manası böyle. Yani karanlık olacak, yolunu şaşıracak. Zulmeden kişi ahirete yolunu bulamayacaktır. Veyahut da tevhide gidenler de vardır. Az-zulmu zulümetun yevmel kıyame. Yani az-zulmu şedaidun yevm. Zulüm kıyamette bela, şiddet olacak sahibine. Evet. O halde mazlumun duası da kabul olunur. Mazlum ister salih mümin olsun, salih ister facir günahkar olsun, ister kafir olsun. Evet. Ve izzeti ve celali, ey mazlum, izzetime, celalime yemin ederim. Le ansurannaka ba'd ve lev ba'de hin. Ve lev zaman geçse senin hakkını zalimden alacağım diyor Cenab-ı Allah. Evet. Babanın evladına duası inşallah kabul olur duası. Adil, adaletle yöneten yönetici kim olursa olsun, adaletle yönetiyorsa inşallah o adil olan imamın, yöneticinin duası da inşallah kabul olunur. Evet. Salih kişinin inşallah duası kabul olunur. Annesine babasına hizmet eden, rızasını kazanmış bir evladın duası da inşallah kabul olunur. Oruçlu kişinin iftar anında duası inşallah kabul olunur. Müslümanın Müslümana gıyabında yaptığı dua inşallah kabul olunur. Bu konuda da hadis vardır. Evet. Günah ve zulüm dışındaki olan günahlar, dualar inşallah kabul olunur. Misafirin duası kabul olunur. Çocukların daha balık olmamış çocukların duası inşallah kabul olunur. Hac farizasını eden ve tövbesi üzerinde kalmış, yoldayken daha yeni gelmiş hacından inşallah görüp de ondan dua istemek inşallah o duası kabul olunur. İlk yağmur yağdığında o dua kabul olunur. Buna benzer. İnşallah dualı kabul olunur. Bazen dualar böyle bir kitapta gördüm. Dualar geç kabul olunur. Çünkü Cenab-ı Allah o kulunun dua edenin sesini duymak ister devamlı şekilde. Sesini duymak ister. Dolayısıyla bazen duasını geciktirir. Görmüşsün bir kitapta böyle yazıyor. Veya
tövbe eden, günahkar, günah işlenmiş, tövbe eden kişinin sesi Allah katında, o zikir yapan, Subhanallah diyen kişinin cehri olarak söylediği sesinden daha makbuldür. اَنِينَ الْمُزْنِب۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ اَحَبُّ مِنْ رَجْزِ الْمُسَبِّح۪ينَ Günahkarların o tövbe ettikten sonra ağlamaları, yalvarmaları, iniltileri Allah katından o Subhanallah deyip de sesini kaldırandan çok daha makbuldur. Yüce Allah bazen böyle dua eden kişinin duası hoşuna gider ve devamlı duasını duymak ister. Geciktirir duasını, böyle bir yerde görmüş. Bazen de Yüce Allah dua eden kişinin sesini böyle hoşuna gitmez. Diyor, der ki ne istiyor bunu, çabuk verin, bir daha sesini duymak istemiyorum. Böyle belki zayıf bir rivayet olabilir bu da. Böyle bir yerde görmüşüm. Dolayısıyla her halükarda duamızı eksik etmeyelim. Dua müminin silahıdır. Dua ibadetin beynidir. Dua bizatihi ibadettir. Dua ile artık son çareler artık Allah'a iltica etmektir. Allah'tan kurtuluş dilemek, bir şeyler istemek. Hele hele zamanımız olarak da bu salgın hastalık bütün dünyayı kaplamış. Müminler inşallah, çocuklar, herkes yani bir el açıp böyle yalvararak ihlaslı bir şekilde dua etsin. Yüce Allah bütün müminleri bu beladan kurtarsın. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gam, hem sıkıntı, gam, dert ve hüzün anında söylediği, buyurdu. Bir hadi bir dua ile Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inni abduke ve ibnu abdike ve ibnu emetik nasiyeti biyedik madin fiyye hukmuk adlun fiyye kadauk es'eluke bi kulli ismin huvelek semmeyte bihi nefsek ev allemtehu ahaden min halkik ve ev enzeltehu fi kitabik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام اللهم ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأفزعهم أن يفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واسع المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.